إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون kadarıyla Ceyda evinde kameralarla takip edilme sistemini siz önerdiniz. Ben derken sağlık kurulumuzun da onayı var tabii ki. Peki bu durumun nedenini açıklayabilir misiniz bize? Şimdi biliyorsunuz Bey, Ceyda Hanım şiddetli somnambolizm yani uyur gezerlik şikayetiyle hastanemize gelmişti. Normalde bu tür hastalarımızın acilen kliniğe yatması gerekiyor. Fakat bazı durumlarda hasta kliniğe yatmayı kabul etmiyor. Uyur gezerlik de tehlikeli olabiliyor. Hasta kendisine, ailesine, çocuklarına zarar verebiliyor. Bu durumu ekarte etmek için ve hastayı aynı zamanda gözlemlemek için kendi evinde kameralarla takip edilmesini öneriyoruz. Peki bu kayıtları tedavi amaçlı da kullanıyor musunuz aynı zamanda? Tabii ki, tabii ki. Yani doğru tanı açısından zaten bu görüntülerin izlenmesi şart. Hacı. Ne oldu kızım? Annem yok. Ceyda.
kaçıyor. Yine mi oldu? Yine oldu. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Sen bizim harika. Yok bir şey. Anne, babam beni çekiyor. Kamera var elinde, kamera var elinde. O zaman gel bakalım, gel, gel bakalım. Soğuk muymuş? Soğuk muymuş? Ha? Ceyda. Efendim canım. Bu kameralar hep böyle kayıtta mı kalacak? Yani hep değil ama birkaç hafta kalacak. Ne işe yarayacak ki? Onu Sinan Bey'e sorarsın. Sen o saçlarını kurutmadın mı hala? Kuruttum. Nasıl kuruttun? Hani ıslak? Kuruttum. İşte kurutmamışsın. Git kurut onları. Fido nerede Fido? Söylemeyeceğim. Küstüm. Ha. İyi, ben kendim bulurum. O saçlarını da kurut. Git kurut o saçları. Sen hiç izledin mi böyle kendini? Uykuda yürürken falan. İzledim. Sanki oradaki ben değilim. Sanki başkası varmış gibi Aysu. Nasıl yani? Ya basbayağı işte. Mesela ne oluyor biliyor musun? Gece normal uyurken birden Pinokyo gibi kalkıyorum. Sonra deli gibi. Yani deli gibi sağa sola yürümeye başlıyorum. İşte eşyaları falan kırıyorum. Ya dışarı çıkmaya çalışıyorum. Sonra da hiçbir şey hatırlamıyorsun yani. Aynen. O kadar ciddi mi ya? O kadar ciddi. Ya zaten sadece uyur gezerlik değil. Ya ben bu aralar kendimi hayattan kopmuş gibi hissediyorum. Peki ne oldu da böyle birdenbire başladı ki bu uyur gezerlik Ceyda? Ceyda? Yani sende böyle bir şey yoktu. Bilsem. Ya Aysun. Ya ben korkuyorum. Ya aileme zarar vereceğim diye ben korkuyorum artık. Ceyda. Ceyda.
testi. Ben testi. Ben testi. Saygılar. Hemen sorun geliyor. Sor bakalım. Ferhat arabanı bu ara alacak mı? Ya valla almazsa boşayacağım artık, haberi olsun. Sen anneciğim, söyle. Anneciğim dikkat etsene, niye tek tek getirmiyorsun? Düşüreceksin. Tipe bak. Bir şey olmaz anne. Bir şey olmaz anne. Bunları getirdim artık. Getir koyalım. Canım getir, koyalım artık. Şundan da koyayım ben birkaç tane. Bak bak. Yine görev başında. Biraz da ellerin çalışsın. Bayılıyor çekim yapmaya. Bıktım artık bununla. Ya biraz daha mı tavuk koysak? Yetmez mi? Bilmem ki. Kızım yavaş koşmayın. Ece yavaş bak, kızım. Burcu fazla uzaklaşmayın anneciğim. Biraz daha mı yeşil biber koysak ya? Buyurun. Şunlar bir olsun. Sanki. Buraya koy. Koyalım bir şey. Yiyor musun? Köş araba. Ev yapımı. Harika bir şey. Nereden bu? Şu malum köye girmeden önce bir taş ev var ya, oradan aldım. Malum köy hangisi ya? Hani şu televizyonlara çıkmıştı ya bir ara. Vallahi hiç bilmiyorum. Ya hani vardı ya oğlum, şu köy halkı komple delirmiş, kimisi kaçmış. Erince köy lan, bilmiyor musun? Hiç bilmiyorum vallahi. Ne olmuş ki orada? Cinler. Neyler? Cinler. Nasıl? Şarap güzel mi abi? Şarap güzel de ya Zafer. Şu köy meselesini bir anlatsana bana. Anlatayım. Şimdi birkaç yıl önce olmuş bir vaka bu. Hı. Köylülerden biri gece aniden uyanıp karısına saldırmış. Odunla kafasına vurmaya başlamış. Ezene kadar da devam etmiş. Sonra? Polise demiş ki, gözümün içinde yaşayan bir varlık var demiş. Gözünün içinde? Hı hı. Güya adamın gözünün içinde yaşayan cin ona karısını öldürmesini emretmiş. Ya oğlum delirme vakası işte. Dur daha bitmedi. İmam, yani köyün imamı... Sağ ol Asiye'nin. Köyün imamı namaz kıldırırken namazı kesip tüm cemaate şeytanın dölleri diye bağırmış. Yaşlı bir adamın da kulağını koparmış. Niye, onun da mı gözünde cin yaşıyormuş? Yok, onunki daha acayip bir şey. Polise verdiği ifadede imam tüm köylülerin karılarını cinlere peşkeş çektiklerini, çocuklarının insan olmadığını, tüm çocukların da cinlerden peydahlandığını söylemiş. Oğlum. İmam sıyırırsa cemaat muhabbeti işte. Ne var ki bunda? Aynen öyle. Köylüler evi barkı bırakıp kaçmışlar Hafız. Ne diyorsun sen? Niye, köy de mi cin basmış? O kadarını bilmiyorum. Ama sizin buralar pek tekin değil oğlum. Ya yok. Sen Ceyda'ya bundan bahsetme de, ben başka bir şey istemiyorum. Bir de onunla uğraşmayayım. Ne oldu? Ceyda'da düzelme yok mu hala? Yok canım, ne düzelmesi. Neydi köyün adı? Derunca. Derunca'ya o zaman.
Anne. Anne. Korkuyorum. Burcu! Burcu kızım. Burcu kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu bebeğim? Baba, baba. Annem, annem buraya geldi. Ama o annem değildi. Şşşş. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Hemen, hemen. Ben şimdi anneye bakacağım, tamam mı? Sen sakın çıkma yatağından. Tamam, sakın çıkma. Ben geleceğim. Ceyda. Ceyda ne yapıyorsun? Ceyda. Hiçbir şey. Hadi aşkım gel. Hadi yatağa gidelim ha? Hadi. Sinan. Sen öldün. Ceyda iyi misin? İyi misin aşkım? Hı? Hoppa, günaydın sevgilim, sevgilim, sevgilim. Sinan o ne ya? Sabah sabah çekme. Sabah sabah çekim olmaz bir ya. Bakalım lütfen, şöyle, lütfen. Bir bakalım şöyle. Ya. Maşallah, bak, iyisin, iyi seni. Değilim, değilim, iyi değilim, iyi değilim. Sabah sabah çekim itme. Olmaz. Çeker misin, çeker Allah misin? Çekim, çeker misin? Hayır, sabah sabah ha, yok. O zaman şöyle koyuyoruz. Makyajımı yaparım, ondan sonra yaparsın çekimini. Günaydın öpücüğü. Günaydın. Günaydın. İyi misin? İyiyim. Koyuyorsan gideyim. Kombiyorum ulan. Bak giderim. Komerim. Bir daha gelmem. Git o zaman. Ne oldu? Oldu mu? Oldu oldu. Bir bakayım da ondan sonra. Bir bakma ona Sinan ya. Şunu yapmasan olmaz mı? Aa, bu hep yapılır biliyorsun. Bak bu da hep yapılır. Gördün mü? Nasıl oluyor? Fıstık nerede? Fıstık odasında. Biraz kızmış bana, konuşmadı biliyor musun? Takma boş ver, alışır. Gecenin bir körü annenin tepene dikilmesi alışılabilecek bir şey tabii. Ya aşkım ne demişti doktor? Çocuklar uyur gezer anne babalarından etkilenmezmiş. Alış var. De. Yani bu pek uyur gezerliğe benzemiyor bence Sinan. Neye benziyor? Neyse hadi sen şunu koy masaya. Ben Burcu'ya alıp geliyorum. Tamam mı canım? Fıstık. Ne yapıyorsun orada? Aşağı inmeyecek misin? Gel bakalım annenin kucağına biraz. Gel bakalım. Şu doktor amcayı hatırladın mı? Hani gözlükleri komik olan. Pembe gözlüklü. Kel olan mı? Evet o. Şimdi hani ben iyileşmek için ilaçlar kullanıyorum ya. Evet. Şimdi doktor amca demişti ki bu ilaçları kullanırken böyle bazı uyku problemleri olabilir demişti. O yüzden anne iyileşene kadar sen de biraz alışmaya çalış, olur mu tatlım? Gece yanındaki kimdi anne? Anlamadım. Sinan odama geldiğinde yanında biri vardı. Nasıl biri? Siyah. Simsiyahtı.
Sen burada durdun. Yanımda kimse yoktu aşkım. Vardı. Koş kahvaltıya. Çabuk. Çabuk koş, hemen geliyorum. Sinan, bu bir hafta boyunca çekilen 1000 saat görüntüyü nasıl izleyecek doktor abimiz? Doktor hepsini izlemeyecek ya. Böyle Ceyda'ya dair tuhaf olanları ayıklayacağım, öyle vereceğim. Anladım, neyse tamam. Okudun mu bunları? Neymiş o? Kitabül Azazil. Hı hı. Ne bu? Kitabül Azazil. Şeytan kitabı demek. Ne işe yarıyormuş bu şeytan kitabı? Endülüs İspanyası'nda yazılmış. Tüm kopyaları yakılmış. Sadece bir tek nüshası var. O da Kurtuba Müzesi'nde. Yani yasak bir kitap. Yazarı kim? İbn-i Cuhaşe isminde bir cin. Cin mi? Hı hı. Taşak mı geçiyorsun oğlum? Vallahi öyle diyorlar oğlum. Zaten o yüzden yasaklanmış kitap. Allah. Bak bak. Bak evet. Görüyor musun? Şurada ne yazıyor? Dabbe. Dabbe cinleri harekete geçiren şey demektir. Canlıdır. Bu dabbe insanların rüyalarına musallat olur. Kıyamete yakın dabbe insanları uykularında yakalayacak. Cinler dabbeyi kullanarak insanları uykuyla uyanıklık arası bir deliliğe sürükleyecek. Hı hı. Korkunç bir şey oğlum bu. Bana ne gösterdin oğlum bana şimdi? Ya bu dabbe Kur'an'da da geçiyor. Yani dabbe kıyamet yaratığı. Yani? Ya işte bu Ceyda'nın olayları, Ceyda'nın uyur gezerliği, cinlerin uykuyla ilişkisi, bu civardaki delirmeler, tuhaflıklar. Baba, Saadet? Ya şimdi kitapta diyor ki, dabbe bulaşıcıdır ve insanı adım adım cinnete sürükler diyor. Ya uzatma be kardeşim, ne diyeceğini? Ya söyledim işte oğlum, kafanda ufuk açmaya çalışıyorum. Bildiği anlattık oğlum. İyi, sağ ol. Bak ne diyeceğim? Gidelim mi lan o köye? Çekeriz kamerayla. Ne? Yok canım. Yok kardeş, ben almayayım. Sen istiyorsan git. Ya al al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim dedi. Allah al, Allah. Hadi. Olur mu lan? Korkmadın mı? Annemin arkasındaydı. Korktum. Ben de görmek istiyorum. Çağıralım mı? Gelir mi? Hayır. Hadi kalkın. Hadi aşağı inelim mi? Hadi kalk. Ya anne ya. Hadi gel.
Kıyamete yakın cinler insanlara yakazada görünecek. Yakaza. Yakaza nedir yakaza? Uyku ile uyanıklık arası demek. Cinler uykuda musallat olurlar. Burcu! Burcu! Burcu. Efendim baba. Gel bakalım prenses. Ne yapıyorsun? Videoyu yemeğini götürdüm. Hadi gel, seninle bir şey konuşacağız. Tamam baba. Gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Şimdi söyle bakalım, dün gece baba diye bağırdın mı sen? Yok. Kabus mu gördün? Yok. Peki böyle bir evde patlama sesi duydun mu? Duymadım. Duymadım. Kızım, anne diyor ki sen böyle odanda siyah bir adam görmüşsün, doğru mu? Evet. Nasıl biri bu? Büyük. Siyah. Peki yüzünü gördün mü? Tarif et bakayım. Bilmiyorum. Ne yapıyordu? Konuştun mu onunla? Konuşmadı. Korkmadın mı? Peki, tamam. Sonra bir daha gördün mü? Tamam, ben ileteceğim sana. Tamam. Oo. O zaman babaya bir kola getir. Hadi bakalım. Koş. Tamam. Koş. Tipsiz. Sinan. Annen aradı. Ne yapacağız? Ne yapacağız Ceyda? Anneme gelmemeliyim. Ya misafir vardı. Ev müsait değildi. Bir şey de işte, ne bileyim ben. Yok canım, öyle bir şey diyemem. Niye diyeyim? Durumumu biliyorsun Sinan. Hasta olduğunu söyle. Tamam, zaten onun için geliyor annem. Stres oluyorum işte Sinan. Zaten moralim bozuk. Senin bu kaynana psikoloji ne acaba, sorabilir miyim? Ha? Ya ben anneme nasıl gelme diyeceğim? Sen annemden ne istiyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Evet. Dediklerine göre Derince köyünün girişi buralardan bir yerdenmiş Sinan. İleride solda dediler. Oh oh, evlere bak. Evet. Yürüyoruz.
Galiba tabela bu. Evet, Derince. Girişi bulduk. Vay 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 vay. Evler terk edilmiş. Kimsecikler yok. Bir gidelim bakalım. Bu köy harabeye dönmüş. Of. Ne kadar eski evler böyle. Galiba köyün girişi burası. Allah Allah. Nereye gidiyor ki yol? Aha. Bunlar kim böyle ya? Kapkara. Abicim neyse. Biz... uzayalım hemen buradan. Selamünaleyküm dayılar. Kolay gelsin. Aleykümselam yeğenim. Hoş geldin. Dayı anlatsana ya. Ne oldu bu köyde? Ha bak. Çok ayarlıkların orada balçık deresi vardır. Eskiden ona cin deresi derlerdi. Hamile bir karı oraya gitti öldüydü. At depmiş. Dediklerine göre karı kayınlasıyla çekişmiş. Gecenin bir vakti kalkmış oraya gitmiş. Atların kuyruğunu düğümleyen cinler var ya, aniden atın karnına girmiş. İşte öyle. Peki o kadından sonra cinnet geçirenler olmuş yine o civarda öyle mi? Ne olduysa vallahi ondan sonra hep birbirlerini boğazladılar. 7 kişi varmış kayıp öyle mi? O 7 kişi var ya, 7 kişi. Evet. Onlara cin çarpmış diyorlar. Cin çarpmış. Cin çarpmış. Bazıları da görmüş onu. Anladım. Peki bu böyle bazı evlerde kırmızı bir şey çizilmiş M harfi gibi. O nedir dayı? Ben bir şey bilmiyorum yavrum. O Mecnun'un M'si, M'si. Mecnun mu? Mecnun. Ha ne demek Mecnun? Mecnun demek cinlerin çarptığı adamlara Mecnun denir. Ha. Haberin yok mu sen? Yoktu, öğrenmiş oldum. Sağ ol, sağ ol dayı. Hadi kolay gelsin size. Ha bak yeğenim. Efendim? Ortalıkta fazla dolanma. Cin deresinin oraya da varma, cin çarpar. Tamam. Hadi bakalım, kolay hadi gelsin. Hadi selamet lan yavrum. Sağ hadi ol. Selamet. Siz de selamet olun, sağ olun. Evi bana bıraktınız, ben de keyfini sürüyorum. Oh, bak elmalı kurabiye, müthiş. Çok güzel. Ya bu çocuğa girmek istemiyorum. Ya gelince bir şey olmaz. Yine gelirse gelmez. Gece olunca geliyor. Sonra da annemin odasına gidiyor. Ama buraya da geldi. Geliyor. Ama ben korkmadığım için bana bir şey yapmıyor. Bu ses neydi? Kapının orada. Bize bakıyor. Ya Burcu korkuyorum ya. Lütfen dışarı çıksın. Şşş. Bekle. Burcu.
gidiyoruz. Git. Teyzeciğim, Derince köyüyle ilgili bir şey soracaktım. Çekme, çekme hadi. Teyze ne oldu ya? Hadi bir soru sorduk, dövseydin bari. İyi akşamlar teyzeciğim, kolay gelsin. İyi akşamlar. Ben bir keresinde şu mıcırlağın oradaki ev var ya. Şu kapıları kırık olan mı? Ha. Bir gece köyün bütün köpekleri toplanmış. Başka bir köpeği parçalamış. Etini yiyorlardı. Sonra hepsi birden o evin içine giriverdiler. Ben de biraz korktum ama merak da ettim. Şöyle uzaktan bakıveren dedim. İçeride böyle kara kara bir şeyler. Böyle duman gibi oradan oraya, oradan oraya gidiyorlardı. Bey'e seslendim. O baktı, içeri baktı. Canıraş bir bağırdı. Şimdi sol tarafı felç. Ha. Bazı evlerde böyle kırmızı bir şey çizilmiş. Ha. O köpeklerin girdiği evde de vardı onda. Kimse yok mu? Hayırlı geceler abicim. Bir bakar mısın? Abi bu yakınlarda bir Derince köyü var biliyor musun? Cin çarpmış diyorlar. Nasıl olmuş? Dabbetül cini, Kur'an'da yazıyor. Her eve girecekmiş diyorlar. Köyün imamı da mı çarpılmış? Ha bak, onu hiç sorma kardeş. Onu kimse çözemedi. Kırmızı kan gibi bir şeyler çizilmiş böyle M harfi gibi. Onlar nedir abi? Yani o harf neredeyse o hali ya çarpıldı, ya öldü ya da cinnet geçirdi. Anladım, anladım abi. Peki sağ ol. Eyvallah, iyi akşamlar. Kendine dikkat et, tekin değil buralar. Tamam, tamam abicim sağ ol. Kardeş iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar abi. Derince köyü hakkında birkaç soru soracaktım. Ne yapacaksın abi o köyü? Biz korkuyoruz o köyden. Cinli o köy. Tamam çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar abi. Boş ver gitme zaten o köye. Sağ ol iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi... Sinan, sana gözünün içinde cin yaşadığını iddia eden adamın evini göstereceğim, tamam mı? Ev işte bak burada, şu ev, şu arkadaki bak. Görüyor musun? İşte bu ev. Şimdi o eve doğru yürüyorum. Cinli, perili eve gireceğim. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Bismillah. İğrenç bir koku var. Burası ayakkabılık. Her şey toz içinde. Burası alt kat. Örümcek ağları. Kaplar, kacaklar. Her şey leş gibi. Kavanozlar.
Burada böyle bir küçük oda var. Odaya giriyorum. Burası alt kattaki odalardan biri. Zaten odanın içine duvar akmış. Üf. Buradan üst kata çıkılıyor. Bu olayın yaşandığı yer üst katta. Oraya doğru gidiyoruz. Evet. Sinan var ya, artık güzel bir yemek ısmarlarsın. Senin için uğraştığım şeylere bak. Bak şimdi Sinan, bu karısının kafasını odunla ezen amca var ya, o ne yapmış biliyor musun? Kendi gözünü oymuş. Gözünün içinde cin var diye. Abi düşünebiliyor musun? Adam kendi gözüne şiş sokmuş. Evet. Bu ne ya? Bunlar ne? Kemik mi? İnsan kemiği mi, hayvan kemiği mi? Leş gibi kokuyor. Evet. Burada da bir oda var. Evet. Herhalde bu yatak odası burası. İşte Sinan, adamın karısının kafasını ezdiği yer işte burası. Burada bir fotoğraf var. Acaba bu kadın mı? Ne istedik ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan! Orada biri mi var? Biri mi var? Allah'ım ya Rabbim, yarasa mıydı o? Şurada yarasa var bak. Görüyor musun Sinan? Allah! O ne lan? O ne? Tahta mı, sandalye mi, ne bu? Ne ben? Bebek mi o? Ne bu ya? Tövbe tövbe. İnsan mı, maymun mu? Üf. Pis bir şey. Nasıl bir bebek o? Bu neymiş?
Ölsün ölsün. Tuvalet. Bu ne ya? Şu kamerayı bırakayım. Ayna mı bu? Bak Sinan. M. Görüyor musun? Bundan her yerde var. Bu M ne demek? Gördün mü? O ne lan? O ne lan? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Bir şey var burada. Vallahi bir şey var. Of. Ya kusura bakma, anahtarımızı evde unutmuşuz. Ne haber? Ay çok yoruldum. Böyle mi bırakalım? Bırak bırak canım, çok yoruldum. Bırak öyle, bırak, kızmayacağım, tamam. Bırak. Toplayacağım ben onları zaten sonra. Sen ne yapıyorsun ya, iyi misin? Burası iyiyim. Canım, rengi sapsarı, ne oldu ya? Ya Ceyda, bu evde normal olmayan bir şeyler var. Çok çok feci şeyler oldu. Ne oldu? Ya çok kötüyüm ya, hala çarpıntım var. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Tamam, dur dur, sakin ol, sakin, tamam. Sen iyi misin? Çocuklar iyi mi? Ya iyiyiz biz, merak etme. Onlar içeride uyuyor zaten ama... Ya... Ne ama ne? Ya Sinan, bizi hemen götürebilir misin? Ben size sonra anlatırım, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Tamam canım, tamam. Ben Ece'yi alayım. Tamam, hemen tamam. Geliyorum. Tamam canım. Tamam, geleyim mi ben? İster yok, misin? Yok, gerek yok. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben. Bak istiyorsan. Gidelim bakayım ben. Dur. Bir şey soracağım sana. Hı? Aysun bugün biraz böyle fazla abartılı değil miydi sence? Canım sen Aysun'u boş ver de biz şu kameralardan kurtulalım artık. Kamerayla ne alakası var be? Çok alakası var Sinan, yeter artık. Ya ne yeter artık, daha iyileşmedin Ceyda. Herkesin psikolojisini bozdu bu iş. Şuraya bak, banyoda bile çekim yapıyorsun, bu ne ya? Çekim yapmıyorum ya, kamerayı kontrol ediyorum ben. Bırak şimdi Sinan. İtiraf et, bu iş senin hoşuna gitmeye başladı. Abuk subuk konuşma be. Ay tamam, her neyse. İstemiyorum artık evimde kamera falan. Kaldıracağım onları, sökeceğim hepsini, haberin olsun. O zaman sen de hastanede kontrol edilmeyi kabul etseydin. Şimdi söyletme beni. Oldu. Sonra annem başta olmak üzere topunuz beni deli ilan etseydiniz. Ya tamam hadi neyse. Bir iki gün sabret. Kendi ellerimle sökeceğim ben. Tamam. Şimdi şey yap şunu. Döndür, çıkacağım bayrağından. Sinan döndür şunu. Hadi. Bir susar mısın? Tamam da hadi burada kaldım öyle. Bir susar mısın? Tamam. Banyoda çekim yapıyorsun ya. Zaten evin her yerinde kamera var. Bari banyoda rahat bırak. Bu ne ya? Bak hala bu tarafa bakıyor. Ben kırarım artık bu kamerayı Sinan. Leş gibi ter kokuyorsun, bir yıkan. Hadi çık çık. Ah! Ne oldu? Yok bir şey ya, kutu düştü. Gitti sinirler, gitti. Yat, uyu sen biraz. Uyuyabilirsin.
Annem gelirken yanında birilerini getirecekmiş. Anlamadım. Annem gelirken yanında birilerini getirecekmiş. Kim birileri? Ne? Kim birileri, kim? Ha, şey işte. Sana kurşun döktürecekmiş. Vallahi ben o kurşunu onun kafasına dökerim Sinan, sana söyleyeyim. Ya sen de nazar olduğunu söyledi onun için. Kötü niyetli değil. Kötü niyetli değil. Konu komşuya gelinin deli olduğunu ispat edecek. Bilmiyorum sanki ben. Eyvah. Ya hadi ne yapıyorsanız yapın, ben yatıyorum. Hadi güle güle. Burcu, ne yapıyorsun kızım? Ha? Hiç. Ne oldu? Niye ayaktasın sen? Ben. Ne sen? Neydi o ses? Balonlar patladı. Nasıl patladı? O yaptı. Kim? Kara adam mı? Baba, annem. Gel bakalım, gel sen şöyle yat. Biz şimdi anneyle konuşacağız, tamam mı? Sen korkma, ben annemin yanına gidiyorum. Tamam bebeğim? Şşşş, sakın korkma, sakın korkma. Hadi odana. Baba. Hadi odana. Anneme. İyi. Ben yanındayım. Hadi. Hadi odana. Koş. Geleceğim ben. Ceyda. Aşkım. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Bu ne ya? Yavaş.
Sen önce şunlara bir bak da sonra konuşalım bence. Çok mu tuhaf lan? Sabret. Örtüye bak. Bakıyorum abi. Ne zaman çekildi bu? Birkaç gün önce. Oha! Oha! Siktir, ne oluyor lan? İlk gördüğümde dilim tutuldu. Böyle bir şey olamaz. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bismillah. Geçen gün köyde ben de bir şeyler yaşadım ama bu gerçekten acayip bir şey oğlum. Dur, ona geleceğiz. İkiye bak. Üç. Oha! Yemin ediyorum aynı şekil abicim. Vallahi billahi aynı şekil. Neyin aynı şekil? Lan oğlum Derince köyü lan. Derince köyü. Sinan, bak kardeşim. Köydeki cinnet geçirilen bütün evlerde M'ye benzeyen bu işaret var işte. Görüyorsun, daha ne dolanıyorsun? Çizdi, aynısını çizdi. Ceyda çizdi, biliyorum. Aynaya, bizim aşağı aynaya çizdi. Görüntüyü bile aldım ben bunu kamerayla. Sinan, bu işin şakası yok. Durum çok tehlikeli. Köyde olanları bir duysan. Ya doktor buna ne diyecek peki? Abi saçmalama, doktoru moktoru karıştırma şimdi. Bu işte başka bir şey var diyorum. Köydeki olayları bir görsen. Bağır bağır, biraz daha bağır gelsin, tam olsun. Abicim. Zaten Ceyda bunları görmeli. Ne diyorsun sen? Saçmalama Zafer. Nasıl görmeli? Zaten kız sıyırmış. Ne yapacaksın peki? Ya ben ne bileyim, ne yapacağım ben? Sinan. Sinan, gözünü seveyim. Birini bulmamız lazım. Kimi? Kimi? Kimi bulacağım? Gel sen bak. Benim köyde çektiğim diğer görüntüleri bir seyret. Bu ne ya? Burcu, bunları sen mi çizdin kızım? Ben yapmadım. Bak bana doğruyu söyle, burada kamera var. Bakarım birazdan, eğer sen yaptıysan çok kötü olur. Ben yapmadım! Bana doğruyu söyle! Sinan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor işte? Al. Prensesinin sanat eserleri. Bunlar için mi bağırıyorsun çocuğa? Çizmiş işte, ne var, toplarız. Ceyda, sen geçen gün aynaya ne çizdiğini hatırlamıyorsun değil mi? Ne çizdim aynaya? Ne? Ha işte görmüş orada. Ondan sonra bize ya uf, hadi ne yapıyorsanız yapın. Sinan, ne çizdim aynaya? Sinan! Burcu! Yakışıyor mu sana kızım? Bana ne? Gelmiyorum. Bak, gideceğiz babaanneyi alıp geleceğiz. Tamam, hadi! Bak, sinirlendirme beni. Kalk. Annesinden de beter çıktı oğlu ya. Anneciğim, hadi gel. Gel, gideceğiz mecburen babaanneye. Gel, gel. Mecburen. Bir dakika. Mecburen. Ceyda, gidebilir miyiz? Tamam.
Gel kızım. Hadi görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz. Çabuk gelin ha, geç kalmayın. Sakata makata gelmeyelim. Ya Zafer sen yapma bari be abi. Ne? Bu evden ne istiyorsun? Buradaysan işaret ver. Ne yapıyorsun? Şşşt! Konuşmaya çalışıyorum. Kiminle? Cinle, ifritle. Her neyse işte. Uf, saçmalama Zafer ya. Ya çek şu kamerayı yüzünden, çek. Zafer, hadi koy yerine de aşağı in. Hadi Zafer. Şşşt! Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Sesi duydun mu? Kapıyı kapat. Sakin ol. İyi misin? İyi misin? Hayır, hiç değilim. Çıkalım buradan. Sakin ol. Tamam, geçtim. Ya bırakın şu kamerayı. Tamam, sakin ol. Bırakacağım. Bırakıyorum. Tamam. Yavrum. Bir tane eşek yiyebilir miyim? Tabii ki yavrum. Aç bakayım ağzını. Hop. Aferin sana. Kızım bırak artık şu kamerayı hadi. Sinan alsana. Gel. Sen benim yerime geç. Yemeğini yiyeceğim. Geç. Gel. Aferin. Ye yemeğini. Aç kalıyor sonra. Güzel miymiş eşek zeytini? Çok komiğine gitti canım. Kırlar öyle. Ben bir Sinan'a bakıp geleceğim. Siz devam edin. Bir şey istiyor musun Burcu? Salata verelim mi? Ha? Sinan, istemiyorum. Gidecek sağa sola anlatacak sonra. Gelinim şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Kurşun döktürdüm bilmem ne. Ya paramla yaklaşma be. Allah Allah. Ayrıca onun kendi inancı yani. Ne var? Saygı duy biraz. Ne inancı ya? Hurafe bu. Bu evdeki her şey hurafe değil mi zaten? Ne oldu Sinan bu evde? Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne oldu Sinan bu evde? Gel.
Arkadaşlar gelmiyor musunuz? Aşağıya bekliyorlar sizi. Ben ikna edemiyorum. Ediyorsanız edin, inelim. Ceyda. Bana doldu. Ne oldu? Geçen gün anlatmadığın olay mı? Ne oldu? Hayır, daha kötü bir şey. Siz burada yokken çok korkunç bir şey oldu. Hem de ikimize birden. Arkadaşlar, ne oldu? Ceyda, sana yemin ediyorum. Gerçekten korkudan ölüyordum. Şurada biraz önce koridorda görünmeyen böyle bedensiz bir şey beni boynumdan tuttu. Sana da gösteremedim. Baksana şu halime. Çekimleri izlesen başka şeyler de var. Sinan, niye bunlardan haberim yok? Ya ne, ben anlatacaktım yani. Etkileniyorsun. İyi, şimdi kurşun döktürünce düzeliyor mu her şey peki? Ya, tabii ki düzelmeyecek ama bak, Meral teyzenin dediklerini yapalım, gönderelim şunları, tamam mı? Tamam, ben iniyorum. İkna ederseniz siz de gelin. Ceyda'cığım. Bak Ceyda, gerçekten söylüyorum. Bu ev çok tehlikeli. Hadi şimdi şu işi bitirelim, sonra karar veririz ne yapacağımıza. Ceyda. Hadi Ceyda. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esmeleyken naz ilahin naz min şerri vesvesilen naz. İllezi yüves fi sözüdürün naz. Minel cünneti ben naz. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimle değil, senin eline ya Rab. Ali'den olma, Necla'dan da olma Ceyda kızımızı sen kurtar ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kem gözden, kem sözden, şeytan dili düşmandan korurum. Mübarek Allah'ım la. Abla bu çok fena be. Değil mi? Oh. Oh. Abla tırnaklarını görüyor musun? Bak. Bak 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 bak. Sanki böyle dışarı çıkartmış tırnaklarını, gördün mü? Oh. Sanki başı gibi bak. Sanki köpek başı gibi sanki. Allah. Allah biz bir de bunun göbeğine dökelim ha. Göbeğine mi? Ha, bir de göbeğine dökelim. Bunun hazır gelmişken. Olur olur, tamam dur, peki. Bak. Kızım, göbeğine kızım bakayım. Hadi uzan bakalım. Bir de göbeğine bakacağız. Hadi bak. Şöyle bir uzan kızım, uzan. Uzan. Gelmişken uzan, bir de göbeğine uzan, uzan. Yat kızım, yat yat yat. Hı. Korkma, bismillahirrahmanirrahim. Uzat, uzat. Ayaklarını da uzat şöyle. Uzat yavrum, uzat. Hı. Ha, uzat. Şöyle Allah şöyle. Şöyle mi yapacağız? Şuradan sıkı tut kızım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şuradan iyice tut. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Hı. Dur oğlum, dur. Dur daha, bitmedi daha, dur. Evladım, dur sakin dur, ol. Dur sakin ol. Bir şey de göbeğine ya dökelim, bak hepsi bitecek. Dur, sakin ol sen, otur. Anne nasıl sakin ol? Tamam, tamam, tamam. Sakin, tamam, sakin, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Siz de sakin ol. Tamam. Abla ver ama. Tamam, yok. Tamam, yok. Tamam, yok. Tamam, yok. Tamam, yok. Benim Ceyda yarın hastaneye yatırmaktan başka çare gelmiyor aklıma Zafer. Abicim, hastaneye gittiniz. İlaçlarını kullandı. Hepsi halledildi. Zaten şu anda psikiyatrik amaçlı tedavi görüyor. Çocuk çok kötü etkileniyor, bildiğin gibi değil. Şu Dabbe ve cinler meselesini düşündün mü hiç?
Ya düşündüm de çıkamadım ki ben işin içinden. Niye? Niye? Bir bağlantı kuramıyorum ki onlarla. Oğlum, sana kapı gibi delil gösterdim. Ya Zafer, sen bunların ne anlama geldiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Ya ben araştırdım, anlatayım sana. Bak şimdi, murder'ın M'si oluyor, masonluğun M'si oluyor. Ne bileyim, Mısır alfabesinde bilmem ne, İngilizcenin 13. harfi. Yani saçmalayıp durdum, hiçbir sonuca varamadım ki. Tamam da, ben de köyde her yerde aynı işaretten gördüm. Yani oradaki herkes de aynı problem. Yani uyku, uyur gezerlik, rüyalar, cinnet, kabus. Ya Zafer, Allah aşkına tamam ya. Yani bütün bunlar tesadüf olamaz değil mi? Ya tamam, olamazsa o zaman bana bir sonucunu söyle. Konuşuyoruz da ne? Aysun biriyle görüşmüş. Kimle? Şimdi anlatır. Aysun, ne oldu? Burcu yok. Aysun, ne oldu? Burcu yok. Demek yok. Odada yok. Aysun! Aysun! Hadi, nerede bunlar? Mesaj geldi, gelmek üzereler. Ceyda, Burcu nerede? Karla uyuyayım.
Hoş geldiniz. Hoş Sinan bulduk. Kamera rahatsız ediyorsa kapatabilirim. Yok yok, Zafer bahsetti. Bence işe bile yarayabilir. Güzel, peki. Buyurun hocam, geçelim. Ceyda, Zafer, Sinan, Aysun, Burcu, Ece. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Tamam. Zafer, kamerayı biraz alır mısın? Ver abi. Başka anlatacağınız bir şey? Hemen hemen her şeyi anlattık hocam. Velhasıl kelam, önce Ceyda Hanım yaşıyor. Ardından buradaki herkese sirayet ediyor bu mesele. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Şimdi... Eğer sadece Ceyda Hanım yaşasaydı, mesele tıbbi bir rahatsızlık veya kişisel bir musallat vakası olarak görülebilirdi. Fakat... Evet, fakat... Yani birden fazla kişiye sirayet eden hadiselerin sebebi bellidir. Ya, güzel. Nedir? Mekan büyüsü. Yani? Evinize kuvvetli bir büyü yapılmış olabilir. Ya yok canım, bizim eve kim niye büyü yapsın? Şu bana bahsettiğiniz aynayı görebilir miyim? Görelim. Buyurun. Odana. Bebeğim odana hadi. Ay maşallah maşallah. Ayna bu. Tam şuraya şöyle bir artı yapmış. Yani kamera görüntüleri var, çekmiştim. Zafer, bu Derunce köyündeki olaydan bahsetmiş miydin? Ha, bahsetti bahsetti. Ha? Derunce'deki cin vakasını da gayet iyi biliyorum. Çok bu güzel. Nedir Sadık hocam? Anlamını biliyor musun? Biliyorum. Tutar mısın kızım? Bakın. Bu Arapça'da 8 demektir. Dolayısıyla bu da 8. Yan yana 2 8. Yani 88. 88 cinlerin rakamıdır. Kur'an'da şeytan kelimesi 88 defa geçer. Şeytanın 88 cin kabilesi vardır. Kur'an'daki 88. sure Gâşiye suresidir. Gâşiye, kıyamet salgını demektir. 88, şeytanın ve cinlerin büyü yoluyla dünyaya tekrar hükmetme mührüdür. Ya şimdi hatırladım. 88 Hitler'in uğurlu rakamıymış. Hatta bu Heil Hitler 88'den esinlenilmiş. Bu Hitler de şeytan gibi adam ya. Ya o zaman cinler bu eve musallat olduğu için bu 88 rakamı görüldü demek ki. Aynı şekilde Derunce köyüne de. Kıyamete yakın şeytana tapanlar bu sayıyı her yere nakşedecek. Peki büyüyle ne alakası var? Büyü yapmak şeytana tapmaktır. Peki Sadık hocam, dabbe ile ne alakası var? Dabbe kıyamet alametidir. İnsanlar arasında fitne, fesat, kıskançlık, büyü, kötülük arttıkça cinler aramıza rahatça karışabilecekler. İşte dabbe tam o zaman ortaya çıkacak bir kıyamet canlısıdır. Şu anda dabbe dünyadaysa cinlere ve büyüye ulaşmak artık havaya ulaşmak kadar kolay olacaktır. Peki tamam, sonuç? Ya, artık insanlık tıpkı Babil'deki gibi dünyanın en eski ve güçlü silahlarından birini kolayca yeniden kullanabilecektir. Büyü? Evet. Ay, de niye benim elimde? Şu an iyi bakabilir miyim? Tabii. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü bir
kelimetullahi tammetine külü şeytani ahmetin ve mutullahin lambe. Büyün iyi yüzü bir kelimetullahi tammetine külü şeytani ahmetin ve mutullahin lambe. Büyün iyi yüzü bir kelimetullahi tammetine külü şeytani ahmetin ve mutullahin lambe. Sinan Bey, bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Şöyle geçin lütfen. O ne ya? Muska mı bu hocam? Biraz sabırlı olun. Hocam bu ne bu? Kızlar, nereden çıktı öyle? Kızlar sakin ol. Fe innema el usri yusran. İnnema el usri yusra. Fe innema el usri yusra. İnnema el usri yusra. Burada bir saksı var mıydı? Vardı. Nerede? Toprağından pis bir koku geliyordu. Ben onu arka bahçeye götürmüştüm. Görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Saksı bu mu? Bu. Emin misin bu mu? Bu canım, evet. Çiçeklerinize biraz zarar vereceğim. Mahsur yok değil mi? Yok. Olsun. Bakacağız. Çekiyorum, çekiyorum. Ne işi var ya bunun burada? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Müsaade eder misin? Allah'ım ya. Şeyle gel böyle. Gel böyle. Lan, biz bunu nereden aldık ya? Sen ekmedin mi ya bunları? Emre Ebru. Subhanallah. O ne oğlum? Aman be. Subhanallah. Ya bu ne ya? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah. Subhanallah. Dostlar siz gidin isterseniz. Beni alacaksınız. Evvüzü bi kelimetillahi tammeti. Evvüzü bi kelimetillahi tammeti. Fe subhanallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu ne ya? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evuzu bi kelimetillahi tammeti. 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 La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Estağfirullah. Ve innema el usri yusran, innema el usri yusra. Ve innema el usri yusran, ve innema el usri yusran. Subhanallah. Ne bunlar ya? Subhanallah. Ne bunlar ya? Subhanallah. Ve subhanallah.
İyüzü bir kelimetillahi tam bitim külli şeytanin ameti ve min külli aynin lamet. Fena oluyorsun. İyüzü bir kelimetillahi tam bitim külli şeytanin ameti ve min külli aynin lamet. Allah. Sadık hocam iyi misin? Allah. Yok yok. İşi yok. Tamam. Su getirelim tamam mi hocam? Düğümlere üflendiğinin şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim. Sen bize yardım et, yardım eyle ya Rabbim. Düğümlere üflendiğinin şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Ellezî yuvesvese fî sudurînnâs. Minel cinneti ve annâs. Kul eûzü bi rabbinnâs. Vâkinnâs ilâhinnâs. Min şerri yuvesvese ilhamnâs. Yüzü bir kelime tillahi tam beti min külli şeytanı nam beti min külli aynin namme. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Allah Allah. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Yüzü bir kelime tillahi tam beti min külli şeytanı nam beti min külli aynin namme. Yüzü bir kelime tillahi tam beti min külli şeytanı nam beti min külli aynin namme. Yüzü bir kelime tillahi tam beti min külli şeytanin ameti ve min külli aynin lambe. Ya Rabbim, ya Rabbim. İnsani, ruhani, cismani, şeytani ve bir cümle kötü ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Sen bize yardım, yardım et, yardım eyle ya Rabbim. Sana sığındık ey güzel Allah'ım. Sen bizi koru, sen bizi gözet ya Rabbim. Allah, Allah. Şeyleri hiç sevmem. Görünce anneni asmıştır diye düşündüm. Ya saçmalama, annem niye assın bunu? Kendisi kurşuna, nazara pek meraklıdır çünkü. Ya yok, annem asmadı. Kim o zaman? Ceyda bana bakma, ben size sormadan hiçbir şey yapmam ki. Ben de yapmam. Bakın, bunu buraya asan ve evinize büyü yapan aynı kişi. Aynada ve saksıda bulduğum büyüler bu ilin içine gizlenmiş büyüyle tamamlanıyor. Ne büyüsü ki bu? Hamsa büyüsü. Cinnet büyüsü diye de bilinir. Ama iyi de yani bu zaten kem göze, nazara falan koruyan bir şey değil mi ki? Anadolu'da her evde var neredeyse. Tam tersine bu ve benzerleri mesela nazar boncuğu. Çok yanlış bir şekilde kullanılır. Hiç öyle bir şey yok. Bilakis onlara güç veren şeylerdir bunlar. Allah Allah. Ya kim koydu bunu benim evime ya? Hizmetçi. Bu evin giren çıkan aşağı yukarı belli değil mi? Belli, hizmetçi. Bu ki Asya'nın değildir. Ne değildir? Ne biliyorsun? Uf, tüylerim diken diken oldu ya. Bakın, bu büyüyü ya sizin çok yakınız biri tarafından ya da evinizi emanet ettiğiniz kişi tarafından yapılmıştır. Asiye'dir işte, başka kim olacak? Ya anlamıyorsunuz. Bu kadın melek gibidir. Benimle bir kere bile tartışmadı. Niye böyle bir şey yapsın? Büyü yapan Asiye Hanım'sa onu bulmak şart. Bir şey soracağım. Şimdi biz muskaları bulduk. Yazıları bulduk, kemikleri bulduk. Her şeyi bulduk. Bu büyü bozulmadı mı? Olmadı mı? Bozulmadı. Bu büyü en kötü cinleri buraya çeker. Peki şimdi hala burada mı bu cinler yani? Muhtemelen buradadırlar. Ve kolay kolay vazgeçmezler. Bakın, büyücünün şeytanla anlaşma yaptığı bir başlangıç noktası vardır. Orayı bulmadan bu büyüyü çözemeyiz. Abi yok mu bu kadının bir adresi falan ya? Sinan? Yok. O bakıcılık yaptığı için bir sözleşme imzalattım. Bir zamanda da...
Şevki Paşa Mahallesi, tamam, Karayalı çıkmazı, sokak, ne orada doğruysa bilmiyorum. E gidip bakalım o zaman. Ben de geleyim mi Sadık abi? Yok, yalnız gitsek daha iyi olur. Yalnız hocam, Zafer avukat. Yani sonuçta bu kadın bize bir büyü yaptı, bizi öldürmeye kalktı, bu da bir suç. Gelsin, kameraya çeksin, polise veririz, delil. Olur. Olur. Tamam. Ha, yalnız bu varlıklar iki türlü saldırganlaşırlar. Ya sizin zayıf olduğunuzu anladıklarında ya da kendileri zayıfladığında. Şu an iki durum da geçerli. O yüzden kendinize dikkat etseniz iyi olur. Hala burada olduklarını unutmayın. Siz de çok dikkatli olun, tamam mı? Tamam, tamam canım. Biz bir gelmeden bir yere ayrılmayın. Sadık hocam, buyurun. Ne acelesi vardı? Vallahi ben de öyle söyledim ama Sinan hemen verelim dedi. Peki madem öyle, Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Evet hocam. Yine aynı işaret. Of. Nasıl bir yer burası böyle ya? Allah yardımcımız olsun hocam. Of 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 of. İnşallah sakata makata gelmeyiz Sadık hocam. Hayırlısıyla şu işi bir bitirelim. Ne diyorsun hocam? Büyünün kaynağı muhtemelen burada bir yerde. Gerçekten çok acayip bir yer. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Evzi billahi mineşşeytanirracim. Destur. Evet hocam, 13 numara burası. Sadık hocam, kimse yok galiba. Ne yapacağız? O zaman eldeki malzemeyle bir şeyler yapacağız. İçeri gireceğiz yani. Ne oldu? Aradın mı? Açmıyor mu telefonunu? Sadık hocam, bu kapının üstündeki kemiklerden derince köyündeki evde de gördüm. Şu
Karısının kafasını odunla ezen adamın evinde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nestor. Lanet kadın. Of. Allah'ım ne pis bir koku. Ne haltlar yemiş bu kadın burada böyle. Öf Allah'ım yarabbim. Tövbe tövbe. Leş gibi kokuyor. Of. Bunlar Ceyda'nın fotoğrafları. Ceyda'nın fotoğraflarını çalmış. Allah'ım yarabbim bu kızdan ne istiyorsun sen? Bu kızda ne işin olur ki senin? Allah kahretmesin. Hocam ne iğrenç şeyler bunlar. Zafer. Büyün kaynağı muhtemelen bu sandıkta. Biraz sonra sandığı açacağım. Sakın korkma. Tamam hocam. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz kardeşim. Amin hocam. Amin. Evvel billahi mineşşeytanirracim. Destur, 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 destur. Sübhanallah, sübhanallah. Of, Allah'ım bu ne ya, rezillik. Ne yapmış bu manyak karı? Tahminimden de şiddet çıktı bu kadın. Oldukça tehlikeli ve bilgili biri. Bak, Ceyda'nın fotoğrafı. Kızının fotoğrafları. Allah kahretmesin. Gerizekalı karı. Hocam. Peki bozulacak mı büyü? Bakacağız. Hocam. Ben kötü oldum. Hocam. Midem bulanmaya başladı. Bunları alsak. Dışarı götürsek orada halletsek olmaz mı? Kenarda dur biraz. Ya da istersen salona çık. Benim burada halletmem gereken işlemler var. Tamam. Tamam hocam çok kötüyüm ben. Euzubillahimineşşeytanirracim. Zafer. Dışarıda biri var. Bu tarafa bakıyor. Nerede? Şu tarafta abi. Orada. Kapkara giyinmiş bir kadın. Kimse yok Zafer. Yemin ediyorum oradaydı Sadık abi. Vallahi billahi gördüm. Kapkara giymiş bir kadın. Zafer ne olursun şu işi bitirip şuradan bir an önce gidelim ya. Hadi. Tamam. Tamam Sadık abi. Fotoğraf. Ben bunu Dörünce köyünde de görmüştüm. Sadık hocam.
Sadık hocam. Geldim. Ne oldu Zafer? Bu nedir hocam? Bu. Şimdi anladım. Bu cin bebek. Cin bebek mi? Nasıl yani? Anası insan, babası cin. Derunceli Asiye'nin çocuğu. Hocam, bu evin sahibi, hizmetçi Asiye. Onun kocası cin miymiş yani? Çekmiyor, bilmiyorum. Of. Derunce'de bir kadın, yarı insan, yarı maymun bir bebek doğurur. Köylüler bebeğin anasının insan, babasının cin olduğunu söyler. Bebeği diri diri gömerler. Asiye ile kocası cin, bu yüzden bütün köylüleri delirtir. Peki Sadık hocam, bu hizmetçi Asiye, Ceyda'ya neden hamsa büyüsü yapmış? Bu hamsa büyüsü değil Zafer. Ne peki? Bu kıyamet büyüsü. El ruh. Ölümsüzlük büyüsü. Tuzağa düştük Zafer. Ceyda. 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 Neredesiniz Ceyda? Ceyda! Burcu! Aysun! Burcu! Burcu! Kızım! Ceyda! Aysun, Ceyda! Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Ceyda! Ceyda! Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bu neredesiniz? Ceyda! Ceyda!
Bu ne kapalı lan? Ne ne lan? Ne ne lan? Aysun! 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 Aysun kalk! Aysun kalk gidelim kalk! Aysun kalk gidelim! Aysun! 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 Geldi. Tamam baba geldi. Hayır gelmiyorum. Kara odam orada. Hayır orada baba. Hayır gelmiyorum. Hayır. Gideceğiz. Gideceğiz. Korkma korkma. Korkma gideceğiz. Korkma gideceğiz. Hayır. Polis amcaları arayacağız. Şimdi polis amcaları arayacağız. Gel buraya. Gel buraya. Polis amcaları arayacağız. Şimdi. Şimdi polis amcaları arayacağız. Ne yapacağız ki? Hadi lan hadi. Alo. 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 Yardım. Lütfen yardım. Ne olur yardım. Lütfen yardım. Ne olur sorma, sorma, sorma. Kemal Dağ, Kemal Dağ, Kemal Dağ yolu Gerizli sitesi. Gerizli, Gerizli sitesi. Alo, Gerizli sitesi. Evet, ne olur ne olur. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet o, evet teşekkür ederim. Şş, şş. Tamam, geçti, 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 geçti. Geçti. Gel, gel şimdi. Gel buraya gel, buraya gel.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Ya Mubarak kardeşim, bu zaten Kur'an-ı Kerim'de yazan bir kıyamet alametidir dedi Hıyar. Cinleri kullanarak beden değiştirmek mümkün mü oluyor yani? Ben öyle biliyorum. Ama doğrusunu Allah bilir. Bu Sadık Hoca'nın ruh büyüsü filan diye bahsettiği durum böyle oluyor yani. Bak komiserim, şu üzerine yemin ederim ki cinler artık aramıza karışıyorlar. Vallahi de billahi de her yerdeler. Bak bu lanet internet var ya, lanet internet. Onun içine bile cinler girmiş durumda komiserim. Hocam sen ciddi misin ya? Komiserim ben söylüyorum. İnanıp inanmamak senin itikadına, seninle Allah arasında olan bir şey. Ben söylerim, sen bilirsin. Peki, peki. Bu Ceyda hakkında ne düşünüyorsun sen? Bu kocası öldü, kızı öldü, kadını ağlayıp duruyor sağda solda. Valla komiserim, ben onun Ceyda olduğuna inanmıyorum. Ne yani şimdi bu temizlikçi Asiye'nin ruhu Ceyda bedenine mi gitti? Ya komiserim, bu temizlikçi kadın bu Ceyda kızımızın evine niye girdi? Kocasına, çocuğuna niçin büyü yaptı? Bu kadının amacı neydi? Sen polissin. Bunun üzerine gitmen lazım. E bir de siz kayıtları izlemediniz mi Allah'ını severseniz ya? İzledim tabii canım.